Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three. Günaydın. Ben şu an korkunç gözüküyorum. 10 dakika önce falan uyandım. Saat 10.25. 5 Kasım Cumartesi günlerden. Bugün evde tekim. Aslında bu hafta sonu evde tekim. Evde tek başına. O yüzden dedim ki hazır evde tekim. Arkadaşım da yok. Rüzgar da çıkmak istiyor. Gözüküyor mu? Tamam, gerçekten çıkacağız. Uyandığım andan beri zebani gibi başımda bekliyor gerçekten. Şeyi fark ettim. Hep böyle bir şekilde hayatta size ihtiyacım olduğunda ya da hani ben istediğimde video çekiyorum. Zaten yoksa olması gereken bu ama şu an kendimi bitkisiz kullanıyor gibi hissettim. Benim şu an bunları söylemiyor olmam gerekiyor galiba. Fetçek. Parkımız yemyeşil, gördüğünüz gibi. Vallahi bende bir şey yok, yemin ederim ya. Sadece sevgimi size offer edebilirim yani. Tamam, üstüme atlamamak. Ben öyle ani hareketlerden hoşlanmıyorum. Pati mi veriyorsun bana? Evet, şimdi Rüzgar seçiyor. Ben de o sırada size biraz konuşmak istediğime karar verdim. Aslında bir noktada sizden özür dilemek istiyorum. Çünkü sabah da bahsettim size birazcık. Bunlar Rüzgar... faydacı bir yaklaşımım olduğunu hissetmeye başladım bu sosyal medya konusunda. Bu her ne kadar biraz hani kendimi koruma ve karizması gibi işlese de aslında günün sonunda hiçbir taraf kazanan olmamış oluyor. Yani ne ben buradan içerik paylaşmış oluyorum. Yani yine diğer sosyal medya platformlarına içerik paylaşıyorum ama tam böyle bir... tam olmuyor yani, anlatabildim mi? Hani sanki benim bir şeyler yapmam gerekiyor ve ben sürekli bunlarda eksik kalıyormuşum gibi hissediyorum. Bir şey soruyorsunuz mesela, tamam mı? Bir şeyimi beğenmiş oluyorsunuz. Ama mesela ben sizin o beğendiğiniz şeyi atıyorum 4 sene önce almışım ve bilmiyorum hani. Şu anda da stoklarda yok zaten. Ya da mesela 5 yıl önce paylaştığım bir fotoğrafta hangi filtreyi kullandın diye soruyorsunuz. Ben bilmiyorum. Yani zaten o dönemde Dustcam falan yoktu. Ben Visco'dan kafama göre editliyordum yani. Şimdi ben onu nasıl bulayım? Hangi filtreyi kullanmışım? Burada şu kolonyalar çok mu kötü duruyor? Şöyle yapayım. Bu sefer kendimi kötü hissediyorum size sorularınızı cevaplayamayınca. Ve şunu fark ettim. Son dönemde beni kötü hissettiren şeylerden kendimi çok çabuk soyutluyorum. Hani böyle üzerine gitmiyorum artık, anladınız mı? Bir insan mı beni kötü hissettiriyor? Uzaklaşıyorum. Bir şey yapmak bana iyi gelmiyor mu? Yapmıyorum. Ya da mesela YouTube için konuşacak olursam. Son dönemlerde izlenmelerim çok düşük ve ben bu beni başarısız hissettiriyor, anladınız mı? Ben saatlerce emek veriyorum falan. Yani onun yerine diyorum ki niye kolayını yapmıyorum ki? Niye TikTok'a 15 saniyelik video atıp viral olmasını beklemiyorum ki yani. Hani bu zamana kadar hep böyle kendimi yıpratacak yolları seçtim ve gerçekten de deneyimlere açık olmaya çalıştım. Ama şimdi bir noktada durup diyorum ki gerek yok yani aslında. Hani öyle, şimdi yemek hazırlayalım bence çünkü ben çok acıktım. Şimdi nedense çok kahvaltı hazırlayasım gelmedi. Kahvaltı yapasım da çok yok aslında. Kendime dünyanın en sağlıklı kahvaltısını hazırlıyorum. Öğlen yemeğini güzel yaparım diye düşündüm. Çünkü şu an gerçekten hiç kahvaltı yapmak istemiyorum. Sadece doymak istiyorum yani. Şimdi kendime şöyle bir kitap okuma köşesi yapmıştım. Şu an okuduğum kitabı da bu arada size göstermek istiyorum. Biraz bu dalga konusu oldu arkadaşlarım arasında. Çünkü okula götürdüm. Çünkü kopamadım yani kitaptan. Şu kadar kaldı.
olacak memleketin hali. Şimdi bir dakika. Size bunu göstermem lazım. Aslında TikTok'ta bunun açılımını yapmıştık. Kutu açılımını Skinfood'dan. Hiç beklemiyordum bu kadar iyi geleceğini. Ama bayağı beğendim yani. Böyle bir yumuşacık yapıyor cildinizi. Şimdi dün bakım yaptığım için bugün o kadar fazla yapmıyorum. Normalde video çektiğim günlerde size göstermek için yapardım ama şu an yeterli. Yetti yani. Ay şu Allah. Ay bir şey. Ay. Normalde makyajımı hep ayakta yapıyorum ama nedense video çektiğim zaman böyle oturtuyorum falan. Bu sefer öyle yapmayayım dedim. Yani nasıl yapıyorsam normalde yine öyle yapacağım. Bu nemlendiriciyi yeni aldım. Bayağıdır bir nemlendirici arayışı içerisindeydim. Şu nemlendiriciyi bu arada almayın. Şimdi göstereceğim. Neutrogena'yı normalde çok severim ama bu benim çok gözümü yakıyor yani ve böyle sürekli gözüm doluyor falan bunu sürünce. O yüzden sevmiyorum. Bunu yeni aldım. Yeni keşfim bu. Bayağı hoşuma gitti. Biliyorsunuz ben aslında bayağıdır Neutrogena'nın bu Water Boost şeyini kullanıyordum. Bu mavi olan. Ama bu sefer daha bir yoğun bir nemlendirici istedim nedense. O bana böyle bir yetmedi. Bu Skinfood'un kapatıcısını bayağıdır kullanıyorum. Hoş, güzel bir kapatıcı. Öyle wow falan değil ama gayet benim kapatıyor yani. Şöyle şuralara da sürüyorum. Sürüyorum. Benim köylülük. Bu fırçayı sonunda edindim. Bu arada çok yeni ürün denediğimi düşünüyorum. Bu yüzden kendimi tebrik ediyorum. Ve genelde denediğim ürünlerin çoğundan da çok memnun kaldım. Yani bundan sonra da almaya devam ederim. Biraz size bugünkü planımı anlatayım. Ay mesaj geldi. Elif uyanmış. Günaydın, aydın aşkım yani saat 12 oldu. Şimdi bugün cumartesi olduğu için herkesin muhtemelen önceden planı var. Ben de aslında kasıtlı olarak plan yapmadım bugünkü ders çalışayım diye. Ders çalışacaksan şu an niye makyaj yapıyorsun? Güzel bir soru olurdu ama sorma. Bütün gün evde geçirdiğim günler genelde verimli olmuyor ders çalışmak için. Ben YKS senemden bir şey öğrendiysem o da bu yani. Bütün gün kendimi eve kapatınca çok verimli çalışamıyorum ve şu anda da güzel bir hava var. Çok da eve de kapanmak istemiyorum. Ama benle kimse de dışarı çıkmayacak şu an. Çünkü plan yapmadım kimseyle. Ve aslında bu da benim kendimle zaman geçirmem için bana güzel bir bahane olabilir. Çünkü son dönemde özellikle yeni tanıştığım çok fazla insan olduğu için gerçekten yoruyor yani bu bir süre sonra insanı. Çünkü sosyal piliniz bitiyor. Bu hafta o kadar fazla toplantı, etkinlik vardı ki hani böyle sadece köşemde susup oturmak istiyorum yani. Ve kendinizdeyken de bunu yapmanız çok kolay. Çünkü kimseyle konuşmak zorunda değilsiniz. Bir çeşit böyle terapi gibi oluyor bana. Bazen hoşuma gidiyor o yüzden yalnız zaman geçirmek. Buna pudra sürüyorum çünkü bence biraz dolduruyor çizgileri. Ya da benim çok çizgilerim var bilmiyorum. O yüzden bugün şöyle kendimle Hatay'a doğru bir yürüyüş yapmayı planladım. Hem almam gereken şeyler vardı bayağıdır. Şeffaf post-it falan lazım oluyor bu neuroscience derslerimiz için. Onun dışında küpe yüzük falan almak istiyorum. Çünkü yüzüklerimi sürekli kaybediyorum ve böyle yüzük takan insanlara çok imreniyorum. Psikolojideki basic konseptleri tartıştığımız İngilizce bir dersimiz var. Onun için bu hafta soru hazırlama görevi bizde. Onu yapacağız. Arkadaşlarımın sorularını falan hazırlayıp hocaya göndermem gerekiyor çünkü. Muhteşem müziklerimden açacağım size. Ben dansa başladım bu arada. O kadar iyi geliyor ki bana son dönemde en iyi gelen şeylerden biri olabilir dansa gitmek. Beni eğer gerçekten böyle eskiden beri takip ediyorsanız biliyorsunuzdur 8. sınıfta salsa yapıyordum. Ve böyle aslında tamamen gösteri için hazırlandığımız bir danstı. Bir yıl boyunca devam etti ve ben o kadar sevdim ki ve bu ruja da bayılıyorum bu arada. Benim konudan konuya atlamış hızı. Marvelous Mocha. Ay ilk defa böyle günlük olarak eyeliner çekmeye çalıştım. Ama çok garip hissediyorum şu anda sanki başka biriymişim gibi. Şimdi ben çalışmaya başlayalı biraz oldu ve size ne yaptığımdan çok bahsettim mi hatırlamıyorum ama göstermedim. O yüzden şimdi göstermeye karar verdim. Bir sürü sekme açık gördüğünüz gibi. Burada bize verilen makaleleri, çeşitli düşünce yazılarını artık hepsi bilimsel olmayabilir. Bu haftanın soru soran grubu bizim grup olduğu için böyle notlar alıyorum. Normalde sadece okuyup öyle giriyorum derse ama bu sefer not alıp hani nerede ne sorabiliriz diye düşünmemiz bekleniyor. Bu da benim vocabulary defterim. İngilizce hangi dersi çalışıyor olursam olayım onun anlamadığım kelimelerini bu deftere not alıyorum. Bu haftaki konumuz mutluluk. Bence güzel bir konu seçtiğimizi düşünüyorum. Tartışmaya çok açık. Finally, and this is my favorite one, positive psychology considers that instead of trying to fix things when they get broken, we should spend more time improving our mental well-being in a more positive and productive, proactive way. Ödüm koptu. Bu arada çalışırken genelde nazım ama bunu alıyorum.
Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ben çok acıktım ve derse böyle kendimi verememeye başladım. Biliyorsunuz sabah da çok güzel kahvaltı yapmamıştım. O yüzden kendime yemek söyledim dışarıdan. Yemeğimin gelmesini beklerken birazcık böyle antre kirlenmiş. Zaten bugün burayı temizlemek istiyordum. Çünkü annem geldiği zaman evi temiz bulsun yani. Ve ben de hoşlanmıyorum böyle etrafta pis şeyler olunca. O yüzden şimdi hemencik buraya bir süpürge tutacağım. Rüzgar'ın en korktuğu şey bu süpürge. Oğlum korkma oğlum. Yemek geldi. Bu kadar hızlı olacağımı düşünmemiştim. Kolay gelsin. Ayran var mı? Var. Ben şimdi hazırlandım. O siveti çıkardım. Bu da biraz kalın oldu galiba. Yani boğazlı oldu aslında ama bilemedim. Değiştirsem mi sizce? Tadam. Çok beni aynı görün istemedim ama bugün bunu giymeyi çok istemiştim. Yeni aldım zaten. Ben evi temizledim. Yemek yedim. Sorularımı hazırlamayı bitirdim. Şimdi neler almak istediğimi söyleyeceğim. Akşam için böyle tatlı gibi bir şey almak istiyorum aslında. Saç kremi almam lazım. Kendime küpe falan bakacağım. Yüzük, o tarz şeyler. Öyle yani. Siz de zaten benimle geleceksiniz. O yüzden çok da anlatmama gerek yok. Hadi gidelim. Fit check. Bu tonda söylerseniz fit check olmuyor. Çöpleri de alıyorum. Çünkü ben sorumluluk sahibi bir bireyim. Ama temizlediğim yerler ayakkabımda. Hava aşırı iyiymiş. Acaba AirPods taksam beni daha mı iyi duyarsınız diye bir düşünmedim değil. Şu an Kerime'nin tam anlamıyla yolun ortasında yürüyorum bakın. Ve sağa sola geçmiyorum. Şu an çok hoşuma gitti nedense bu durum. Sanki denizin üstünde yürüyormuşum gibi. Size Hatay Caddesi'ni çekiyorum biraz. Yolum. Arkadaşlar ben eve geldim biraz önce ve şaka maka gün bitti yani akşam oldu. Şimdi birazdan kendime akşam yemeği hazırlayacağım. Ama ondan önce size ne aldığımı göstereceğim. Daha güzel bir ışığa gidelim. Umarım ışık çok rahatsız etmiyordur sizi. Bu benim akşam yemeğim. Dink aldım kocaman böyle. Şimdi gösteriyorum. Ege Boncuğa gittim bir de Gadjo'ya gittim. Buradan daha çok küpe aldım. Böyle çok tatlı. Fiyatı yazıyor üstünde. Bir de şöyle bir şey aldım. Şöyle bir yüzük aldım. Yin Yang yüzüğü. Buradan da iki tane yüzük aldım. Bir tanesi şöyle bakın. Diğeri de böyle. Bir de şöyle bir kalem aldım. Çünkü kırmızı kaleme ihtiyacım vardı. Ben de bu böyle çift taraflı olduğu için pratik olur diye düşündüm. Hem yazmak hem çizmek için. Hiç odağı bozmayacağım. Devam ediyorum. Saç kremi. Saç kremine ihtiyacım vardı. Bir de kasa arkasında bunu gördüm. Bu da indirimdeydi. Bunu da aldım. Bu kadar. Şimdi biraz dinleneceğim. Sonra kendime yemek hazırlayacağım ve onu yiyeceğim. Baharatlı patates, turp otum var. Ve yanına böyle birazcık salatalık, böyle domates falan güzel bir salata yapmayı düşünüyorum. Bu arada benim hakkımda garip bir şey. Aslında hiç böyle şey değilimdir. O işte fast food yemeğin çok sağlıklı falan. Hiç o tarz bir tip değilimdir. Ama o kadar o zamandır fast food yemiyorum ki gerçekten dışarıdan söylediğim zaman da genelde fast food olmuyor bu arada. Bugünkü olay sizi yanılmasın. Dürüm söyledim yani. Yeme alışkanlığının bu yönde değişmesi beni mutlu ediyor. Çünkü ben önceden çok sağlıksız ve çok böyle tek yönlü beslenen bir insanım. Yani yaklaşık böyle 2-3 yıldır falan ot, sebze falan o tarz şeyleri çok seviyorum. Yağ koyacağım. Tuz. Pul biber. Yani pul biber değil aslında değil mi? Toz biber koyuyorum. Biraz sarımsak tozu koyacağım. Çok, ay çok döktüm. Biraz karabiber. Çok az koyacağım karabiber. Şimdi asıl bence bombamız nane. Ben kekikten ziyade naneyi daha çok yakıştırıyorum. Evet mükemmel. Bu şekilde oldu. Bence harika gözüküyor. 190 iyidir. Şimdi biraz turp otum vardı dünden kalan. Şimdi bunu tabağıma dökeceğim. Tatam. Biraz brokolim vardı. Bunu yer miyim bilmiyorum. Koyalım. Burası çok dağınık. Koyamam hiçbir şey şu an. Bugün
Yok ama baharatı çok iyi. Biraz çok tuz koymuşum sadece. Oha, 10 dakikadır çekiyormuş. Neyi çekiyor acaba? Menümüzün son hali bu şekilde. Biraz yemişim hepsini. Neyse, hadi ben yemeğe kaçıyorum. Hepinizi öpüyorum. Bugün ne yapıyorsun? Gel demedik. Şimdi yatmadan önce size bir ajandamı göstermek istedim. Hem de bugün yapıp yapmadığımız şeylere üstünü çizelim diye. Bir süredir bu ajanda tutma işini bayağı ciddiye alıyorum. İsterseniz daha sonrasında işte neler yazıyorum, ne yapıyorum falan vesaire diye de ayrı bir video çekerim. Böyle renkli renkli stickler kullanmak falan çok hoşuma gidiyor. Hala bu haftada. Evet, şu an hafta sonundayız. Makineyi boşalttık. Evi temizledik. Farklı renge geçiyorum. Sürücü kursu araştırdık. Basic concept soru hazırladık. Çok iyiyiz. Evet, sadece istatistik çalışmadık. Canımız sağ olsun diye yorumladım ben. Arkadaşlar, hızlı bir kapanış yapmaya geldim. Şimdi duşumu aldım, saçlarımı kuruttum. Kitabım bitmek üzere. Onu yarın bitireceğim muhtemelen. Bugünüme eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beni özlemişsinizdir. Keyif almışsınızdır umarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenip bana etkileşim kazandırmayı unutmayın lütfen. Çünkü buna ihtiyacım var. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Kendinize çok cici bakın. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a